Selam gençler, benim hocama hoş geldiniz. Evet, çok çok önemli bir konuyla birlikteyiz gençler. Küresel aynalarda görüntü. Gerçekten de bizleri en çok zorlayan kısımdır. En kuralcı, bu nerede, ters mi, küçük mü, büyük mü falandı filandı. Şimdi bunları anlatacağız. Lütfen sakin olun. Çizmeyi öğrenin görüntüleri. Bakın bazen kuralları öğrenmenin yolu kalemi elinize alarak da sizin bunları görebilmeniz gerekir. Şimdi çukur aynadaki görüntüyle başlayacağız. Sonrasında size çok güzel bir not yazacağım. Bütün anlattıklarımın bir özetini yapacağım. O notu da zaten hiçbir yerde bulamayacaksınız. O kadar da iddialıyım zaten. Yani. Şimdi çukur aynada görüntü. Acı tarafı, mesela öğrenci arkadaşlarım tümsek aynadaki görüntüyü belki sevmeyebilirler. Çünkü aslında cevap bir tane. Sanal, düz, küçük falan. Ama çukur aynada görüntü 5 tane olasılığımız var gençler. Aslında daha zoru bu. Şimdi çukur aynanın neyi var özel nokta anlamında? Bak, merkezin dışı var. Merkez var. FM arasına koyarız. F'ye. F ile tepe noktasının arasına koyarsak ne olur? Şimdi ilk hikayemiz şu. Cismin yerini merkezin dışında seçersek, bakın, iki tane ışın göndereceksiniz. Bir, cisimden ne yapmışım? Bir tane paralel gönderiyorum. Nereye gitti? Odağa. İkinci bir ışın. Odaktan gönderdim paralel. İstediğinizi gönder. Tepeye gönder. Öyle gider. Ne oldu? Gelen ışınların yansıyanları nerede kesişti? Burada. Kesiştiği yerde o zaman elde ettiğiniz görüntü nasıl oldu gençler? Bu. Şimdi peki görüntünün özellikleri nerede çıktı? Bir, F ile M arasında. Başka? Görüntünün özellikleri ters çıktı. Aynanın önünde olduğuna göre gerçek. Hatırlar mısınız? Düzlem aynada ben ne demiştim? Düz sanal bir ikiliyken de ters gerçek de güzel bir ikili. Ve cisme göre ne oldu? Bakın, bunu da çok basit. Yakında mı oluştu görüntü? Evet, küçüktür o zaman. Uzakta olursa büyük görüntü elde edeceğiz. Bak, bakış açınız bu. Orada da hatta ben ne demiştim hatırlıyor musunuz? Düzlem aynada düz sanal. Eşit uzaklıkta eşit boyda demiştim. Bak, onlar iki iki gruplandırmıştım. Eşit uzaklıktaysan eşit boydasın. Görüntün uzakta oluştuysa büyüksün. Yakında olduysa küçüksün. Şimdi buna gelelim. Mesela cismi nereye koymuşuz? Merkeze. Gönderdik, bir paralel geldi, odaktan gitti. Odağa gönderdim, paralel gitti. Nerede kesti? Tam altında oluştu. Görüntü ne? Yine merkezde oluştu. Ters, gerçek ve eşit boyda. Niye? Uzaklıklar eşit aynı. Hadi bakalım. Üçüncü görüntü. Cismi yavaş yavaş yaklaştırıyorum bak. F ile M arasına koydum. Bak, paralel gönderdim, buraya gitti. Odaktan gönderdim. Böyle nerede kesiştiler bakın. Daha uzakta. Merkezin dışında. Sonra elde ettiğin görüntü uzakta olduğuna göre büyük oldu, ters oldu, gerçek oldu deyip hemen bulabiliyoruz. Peki cismi tam odağa koyarsak, genelde kimsenin sallamadı da benim en sevdiğim olduğunu anlayacaksınız. Paralel gelen odaktan gider. Tepeye gelen böyle der. Bunlar kesişemezler. O zaman ne derler? Görüntü gözlenemez, belirsiz, sonsuzda derler arkadaşlar. Hadi bakalım son kısım. İşte bu biraz daha önemli bir yer. Eğer cismi F ile T'nin arasına koyarsanız bakın. Ne oldu? Paralel gönderdim, odaktan gitti. Tepeye gönder. Bak, bunlar ne yapıyor? Birbirlerine uzaklaşıyorlar. Uzantılarını gönderiyorum, hop aynanın arkasında buluştular. Ve dikkat edin, elde ettiğimiz görüntü nasıl oluştu? Aynanın arkasında olduğuna göre bu bir sanal görüntüdür. Sanal görüntülerde her zaman düz olur. Bak, düz sanal, mükemmel bir ikili. Cisme göre ne oldu? Büyük, demek ki uzakta elde edildi. Aynanın arkasında elde edildi. Şimdi bütün bu yaptıklarımın özeti ise arkadaşlar bu tablo olacak. Bakın şimdi. Bu yaptığımız çalışmayı lütfen kafanıza çok iyi yazın. Şimdi bence en kıymetli yeri unutmayın. Odaktır aslında bakın. Odaktaki görüntü ne oluyordu arkadaşlar? Sonsuz. Sonsuz olmak demek boyun da sonsuz. Göremeyeceğin kadar büyük. Her taraf kaplı. Şimdi eğer ki odak kritik noktaysa, odağın dışındaki her yerdeki, bakın çizdiğim cisimleri hatırlayın, bu tarafındaysanız, cisim bu bölgede ise görüntüsü her zaman ters ve gerçek çıkar bak. Ama odağın içine girersen görüntün düz ve sanal olur. Ve bir şeye dikkat edin. Tam şuraya değsen kendine eşit olur değil mi boyun? Merkezdeyken de eşit. Bak ne oldu o zaman? Burası sonsuz boy. Burası ne? Eşit boy. Ne kadar gittim? Bir odak kadar. Bir odak daha buraya dersen burası da eşit boy. Bak o zaman ne oldu? Eşit boy sonsuzsa sen cismi buraya koyarsan ne olur? Bu cisim buysa. Görüntüsü bir kere ters gerçek olacak. Burası sonsuz. Burası eşit boysa o zaman bunun görüntüsü arasında bir tat. Demek ki cismin görüntüsü büyük çıkacak. Ama sen cismi buraya koyarsan ne olur? Bak şimdi. Ne yapıyorsun? Bir, ters ve gerçektir. Onu söyledik. Başka? Burası eşit. Burası çok büyüktü. O zaman burası da ne oldu? Küçük. Ve kural da çok basit. Odağa yaklaştıysanız görüntünüzün boyu büyür arkadaşlar. İster buradan yaklaş, ister buradan yaklaş, odakta en büyük görüntüyü elde edeceğiz.
Peki geldik tümsek aynada nasıldır? Bakın yeşil, kırmızı, mavi çizmişim hiç önemli değil. Örneğin yeşili biz de çizelim. Bak nasıl elde ediyormuşum. Şu bizim tümsek aynamız. Bunun neyi burası? Burası odak noktası. Burası da merkez noktası. Şimdi burada bir tane cisimimiz var demişiz. Bak bu bir cisim olsun. Hadi çizelim bakalım. Bir, bildiklerini atın. Paralel gönderiyorum. Uzantısı odaktan geçecek şekilde gitti. Bak bu birinci ışın. İki, tepe noktasına bir ışın gönderdim. O da buraya gitti mi ikinci ışın? İkinciyi de buraya doğru çekersek onlar nerede buluştular? Şurada. Birinci ile ikinin kesiştiği yerde ne elde edeceksiniz? Bir görüntü elde edeceksiniz. Bak aa ne güzel. Yeşilin görüntüsü burada. Kırmızınınki burada. Tek tek çizebilirsiniz. Ha, bir sonuç da çıkarmanızı istiyor. Cismi yaklaştırdıkça bak ne oldu? Cisim böyle gel yeşil oldu. Maviden yeşile doğru. Bak ne yapıyormuş? Büyüyor. Ve yaklaşıyorlar. En son değse zaten kendisine eşit olacak. Ve elde ettiğin görüntü nasıl oldu arkadaşım? Elde ettiğin görüntü her zaman arkadaşlar bir düzdür. Sanaldır. Zaten bunlar mükemmel bir ikili. Küçük olmuş değil mi? Yani yakın demektir. Ve her zaman görüntü nereye sıkışacak arkadaşlar? F ile tepe noktasının arasında sıkışacak hep. Kurallar çok basit. Bunları şimdi kullanmaya başlayalım bakalım sorularda. Ne diyor birinci sorumuzda? Biraz büyütelim ya bunları. Bir deneyelim biz. Eşit bölmelendirilmiş düzleme yerleştirilen çukur aynanın odak noktası F, merkezi M. Evet görüyoruz. Çukur ayna önündeki K noktasındaki bulunan bir cismin L noktasına doğru hareketine aynaya bakarak gözlemleyen durgun haldeki Erhan cismin hangi yönde hareket ettiğini söyleyecek. Şimdi cevap çok basit aslında. Bunu bir ışın gibi düşünsen aslında sorunun cevabı basit. Bak ışın geliyor. Nasıl yansıyacak? Böyle. Odaktan geçecek şekilde. Şimdi burada bak hafif bir kare kaybı var gibi duruyor. Onu sallamayacaksınız arkadaşlar. Bak şöyle gelecek bu. Odaktan geçecek değil mi? Nasıl yansıyor? Böyle. Şöyle. Hangi yön bu? Güneydoğu. O zaman sorunun cevabı güneydoğu. Yansımış hali direkt bitti. Ya hocam ben böyle çok kısa oldu. Biraz daha uzat bu işi diyenler olur şimdi değil mi? Biraz öyle de yapalım. Şimdi burada da mesela cisimlerin görüntülerinin yerlerini bulabilir miyiz? Buluruz bak şimdi. Biz sadece şu küçük kayıpları ciddiye almayacaksın. Bak şimdi. K'nın görüntüsünü bulalım. Bir. Paralel gönderiyorum. Ne yapıyordu? Odaktan geçer. Başka? Tepeye gönder. İstediğin yap. Mesela alt tepeye gönderiyorum. 1'e 3, 1'e 3, 1'e 3. Bak K'nın görüntüsü buradaymış. K. Siliyorum artık. K'yı bulduk. Şimdi bir de L'nin görüntüsünü bulalım. Değil mi? Şöyle. Hadi L'den atıyorum bak şimdi. Paralel gönderiyorum. Ne yapıyordu? Odaktan geçer. Şöyle. Başka? L'den bir de tepeye gönderirsem. 1'e 2. 1'e 2. Bak L de buraya gelmiş oldu. Tamam. Şimdi ışınları bir silelim isterseniz. Görün temiz oldu bu iş. K'nın ve görüntüsünü bulursak. Cisim K'dan L'ye geldiyse görüntü de K'dan L'ye gelmiştir. Böyle oldu işte. Bak, bunun görüntüsü bu. Hangi yön oldu gene? Bakın güneydoğu. Yani aslında ışınların yansımasıyla görüntülerin elde edilmesi aslında benzer sonuçlar veriyor gençler. Ne demiş? Selçuk evde bulduğu küre biçimindeki yansıtıcı yüzeye sahip metal kürelerle oynamaktadır. Şimdi karşınızda bir metal küre varsa bu ne demek? İşte sen bir top var karşında düşün böyle değil mi? Metal küre. Ne var ki senin karşında? Böyle ve böyle bir bombe var. Bu neye benzedi arkadaşlar? Tümsek aynanın önündesiniz demektir değil mi aslında? Bak içeri doğru böyle. Baktığım zaman bana doğru böyle bakıyorsa bak bu bir çukur. Ama böyleyse top ne oluyor? Bir tümseğin önündeyim ben. O zaman tümsek aynadaki görüntünün özelliği neydi arkadaşlar? Tek bir cevap vardı. Nasıldı? Hatırlamayanlar için çizelim. Atıyorum tümsek ayna burada olsun. Bu bir cisimse, burası odak noktasıysa ne yapıyorduk? Bir, cisimden bir ışın gönder. İki tane bildiğimiz ışın. Paralel gönderiyorum. Nereden geçiyordu? Tık 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 odaktan geçti. Tepe noktasına gönderdim. O da böyle gitti. Bunlar nerede kesişti? Burada. Al sana görüntü. Elde ettiğin görüntü ne? Bir, düzdür. Kendisine göre ters değildir. Sanal bir görüntüdür. Küçük bir görüntüdür değil mi? Tamam. Peki ben cismi yaklaştırırsam. Bak yaklaş 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 yaklaş. Tam en fazla buraya gelebilirsin. Doğru mu? Şuraya. Kendine eşit boyda olmaya çalışırsın. Böyle olur şu hareket. Bu buradan gelirken bu görüntüde böyle küçük olan büyüyerek gelir kendisine eşit olur. Yani aynen elinin böyle küçüğü vardı. Sen yaklaştıkça o da geliyor. Hop buluştular. Eşit oldular. O zaman küreye yaklaştıkça görüntüsü büyüyecek. Küreye yaklaştıkça görüntüsünün de yaklaştığını söyleyecek. Dolayısıyla 2 ve 3 olacaktır. Ne demiş bakalım?
Odak noktası F, merkezi M olan çukur aynanın asal ekseninin üzerinde şekildeki konumda bulunan Duru, ok yönünde hareket ederek T tepe noktasına kadar geliyormuş. Bak, burada özellikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. En kritik nokta neresi demiştim ben size? Burası. Ve buraya gelseydi ne kadardı boy? Sonsuz boy. O zaman buraya kadar gidene kadar önce boyun artacak, sonra azalacaktır o zaman. Görüntüsünün boyu odağa yaklaşırken artacak. Odaktan uzaklaştığı için azal. O zaman bak, bitti. Size yazdırdığım o not çok önemli işte. Görüntüsü önce ters, sonra düz. Ne oluyordu burada? Bu bölgenin içindeyseniz görüntü terstir. Buradakilerin hepsi düz demiştim. O zaman önce tersti, sonra düzdü. Bak, bütün notlar üst üste. Duru M noktasından geçerken görüntüsünün boyu kendi boyuna eşittir. Ne oluyordu? Merkezdeki cisimlerin görüntüsü kendisine eşit. Neydi olay? Bak, tam şöyle bir çizgi çekiyorduk değil mi, hatırlayın burası? Eşit, eşit, sonsuz. O zaman ne oluyordu? Bak, eşit, eşit, sonsuz. Merkezdeyken de eşit olacaktı. Cevabımız 1, 2, 3 herhalde E şıkkı oluyor burası da. Görmesek de, duymasak da. Değil mi? O köy bizim köyümüzdür. Hadi bakalım. Burak ne yapıyormuş? Esnek yapıya sahip odak noktası F olan çukur ayna önünde bulunan Burak'ın çukur aynadaki görüntüsünün boyu H, uzaklığı da D. Nasıl oluyordu? Aa, kritik nokta neresi? Burası. Odak. Burası sonsuz boydu. Odağın içindeysen nasıldı görüntü? Sanal, arka tarafta oluşuyordu. Ve büyüktü. İnanmıyor mu? Hemen çizelim. Olabilir bak. Unutabilirsiniz gençler. Ne oluyordu? Görüntü her zaman içerideyse sanal, düz. Bak, çizimleri diyelim unuttun. Hemen deniyoruz bak şimdi. Odak burası. Burak burası işte, cisim diyelim ona. Ne yapıyoruz hemen? İki tane ışın gönder. Bak, bildiklerini gönder. Kırmızıyla yapalım. Paralel gönderiyorum. Odağa gidiyor. Bak, bu birinci ışınımız. Tepeye gönderiyorum. Hop, böyle gidiyor ikinci ışın. Bir ile iki nerede kesişiyordu? Bak, arkada kesişiyorlardı. Şurada. O zaman elde ettiğiniz görüntü bu oldu bak. O zaman Burak'ın görüntüsü nasıldır? Düzdür. Sanaldır. Ve büyük bir görüntüydü. Peki diyor ki, ayna kenarlarından oklar yönden esnetilerek tümsek ayna olursa. Oh, tümsek ayna oldu. Burak'ın görüntüsü ne oldu o zaman? Hadi bakalım. Şimdi Burak buydu, cisim buydu. Tabi bu arada odak buraya geldi değil mi artık? Arka tarafa geldi. Şimdi çizersek nasıldı? Tümsek ayna nasıldı? Paralel gel, odaktan geç. Tepeye gönder, buraya gitti. Bak, bu yansıyanlar nerede kesişti? Burada. Elde ettiğiniz görüntü ne oldu artık? Cisimden küçük. Ya cisimden büyüktü, cisimden küçük olduğuna göre boyu azaldı. Boylarla D'ler direkt olarak doğru orantılıdır. Uzaktakiler büyük demiştik değil mi? O zaman senin boyun küçüldüyse D'den de küçülmüştür. Hemen azalır azalır diyoruz. D'ye de küçülmüştür. Cevap bitiyor. Ne demiş? Bakalım. Biraz grafiklerden de çakalım bu işleri. Cismin boyuyla görüntü boyu cisim ve görüntü demiş. Bak, küresel ayna önünde bulunan K ve L cisimlerinin boyu ile küresel aynadaki görüntüsü arasındaki ilişkiyi veren grafik. Şimdi K cisim, mavi. Görüntüsü nasıl? Küçük. Fakat L'nin görüntüsü kendisinden büyük değil mi? Bak şimdi, güvenmeyeceksin. Tümsek ayna küçük görüntü veriyordu değil mi? Kesin. Değil mi? O zaman K tümsek aynanın önünde olabilir. Ancak çukur ayna ne yapıyordu? Eşit veriyordu. Küçük de veriyordu, büyük de olabilir. O zaman bu görüntü çukur da olabilir ama bak, tümsek ayna asla büyük görüntü vermez. O zaman bu arkadaş kesinlikle çukurun önünde. O zaman başlıyorum. K cismi hangileri doğru olabilir diyor. Tümsek aynanın önündedir ve tümsek ayna her zaman nasıldı görüntüsü? Bak, tek cevap. Bunu artık yutacağız arkadaşlar. Tümsek aynanın cevabı cisim buradaysa yavrusu arkada. Bitti. Sanaldır, düzdür. Peki L cismi çukur aynanın önündedir. Evet, zaten kesin olacak. Ve görüntüsü cisme göre ters olur. He, şimdi hatırlatırım. Ne oluyordu? Kritik nokta odak değil mi? Şuraya da merkez dersem. Ne oluyordu burası? Eşit boy. Sonsuz boy, eşit boy. Ne oluyordu? Büyük olması için cismin görüntüsü. Sen cismi buraya koyarsan görüntüsü nasıl oluşur? Ters. Bu taraf ters oluyordu. Başka? Büyük olur. Neden? Eşitlikle sonsuzun arasındaysan görüntün büyük olur. O zaman bak, görüntüsü büyük mü? Evet. O zaman çukur aynanın önündedir ve görüntüsü cisme göre ters olabilir. L cismi çukur aynanın önündedir. Peki aynen. Cismi buraya koysaydım ne olurdu? Görüntüsü arkada ve büyük oluyordu. O da olabilir. O zaman 1, 2, 3. Yani bizim de şıklar gözükmüyor yani. Biraz güzel görelim dedik diye değil mi? Hah, işaretleyelim yine. 1, 2, 3. Ne demişiz bakalım?
Asal eksen üzerinde bulunan cisimden çıkan ışınlar önce tümsek ayna, sonra düzlem aynada yansıyormuş. Bu görüntünün boyu h, düzlem aynaya uzaklığı d. Şimdi başlayalım. Cisim buradaysa önce ne? Tümsek. Tümsekteki görüntü yavrusu arkadadır. Değil mi? Böyledir. Bak küçük olarak birazcık çizdim. Değil mi? Sonra bunun düzlem aynadaki görüntüsü alıyorum. Hemen katlıyorum. Al sana bu. Bitti. Ve bunun boyuna h demişler. Ve düzlem aynaya uzaklığı. Yani şu mesafeye d demişler sadece. Değil mi? Şimdi diyor ki cisim asal eksen üzerinde ok yönünde giderse. Ne oluyor? Şimdi bak. Cismi buraya getirdim. Tümsek aynaya yaklaştık mı? Ne oluyordu tümsek aynada? Küçüğü böyle duruyor diye. Sen aynaya yaklaşırsan görüntüne hop sana yaklaşıp eşit olmaya çalışıyor. O zaman bu arkadaş da yaklaştı ve büyüdü değil mi arkadaşlar? Böyle oldu. Şimdi bunun maviyi çizersek ne oldu arkadaşlar? Daha yakına gelecek ama daha büyük olacak. O zaman h'ı artmıştır. D'si ise azalmıştır. Bursa şıkkı aradığımız cevaptır. Evet. Böylece şimdi çukur ayna ve tümsek ayna ile ilgili bakın bu sefer de ne yaptık? Görüntüleri inceledik arkadaşlar. Bu biraz daha zorlayıcı bir şey. Özellikle bu kuralları lütfen şimdi eskiden biraz daha işlemler vardı vesaire vardı. Bunlar yok artık. Onun yerine ne yapıyoruz? İşte biraz özellikleri iyi yutacağız. Yakınsın, uzaksın, büyüksün, küçüksün, terssin falan bunları çok iyi kafaya yazın gençler. Şimdi bir test çözeceğiz. Biraz dinlen hemen gel testteyiz.